am the king and will not be. Teknokit kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İhsan. Bugün sizlere bilgisayar hızlandırma yöntemini ve serisinin ikinci videosunu çekiyorum. Umarım ilk yaptığınızda hani şey olmuştur, performansınız biraz da olsa artmıştır. Bunları aşama aşama göstereceğim. Her yöntemde 3 aşama olacak bu arada. Umarım beğenirsiniz. Ve bilgisayar hızlandırma ikinci aşamaya geçelim. Açıklama kısmında ihsancantaskin.com sitesine geliyorsunuz. Geldikten sonra dilerseniz arama kısmına bilgisayar hızlandırma, dilerseniz de sol taraftan teknoloji kısmına gelerek ilgili makaleyi bulabilirsiniz. Hemen ilk aşamamızdan başlayalım. İlk başta zaten burada hani bilgisayar hızlandırma birinci aşama diye vermişim. Onu da yapmadıysanız onu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Bilgisayar hızlandırma birinci aşama demişim. Burada adımları takip et demişim. Burada ne demişim? Herhangi bir yere parenizde sağ tıklayın vesaire demişim. Burada ne yapmışım? Evet. Şimdi hemen aşamamızı yapalım. Geliyorsunuz. Bu bilgisayarı diyorsunuz. Bu bilgisayara geldikten sonra boş bir alana özellikler diyorsunuz. Dilerseniz oradaki adımları takip edin. Dilerseniz videodan direkt şey yapalım. Şimdi burada yani denetim masasından sistem ve güvenlik sisteme giriyorsunuz. Orada sistem özellikleri var. Oraya giriyorsunuz. Buraya geldikten sonra gelişmiş sistem ayarları diyorsunuz. Açılan pencerede arka planı kapatabilirsiniz. Açılan pencerede şurada gelişmiş kısmı var. Ayarlara tıklıyorsunuz. Ayarlara tıkladıktan sonra sizde en ilk başta en iyi görünüm için ayarla olacaktır. En iyi performans için ayarla diyorsunuz. Şuradan arkadaşlar pencereler altında gölge göster ve artı ekran yazı tipi kenarlarını düzelti işaretliyorsunuz. Bunlardan ayrı şey yaparsınız, hani farklarını da istersiniz, hani okursunuz, ne işe yaradığını vesaire araştırırsınız, ona göre şey yaparsınız. Bu ciddi derecede hani performans artışına neden olabilecek bir aşama, yöntem, öyle söyleyeyim. Ben bunları da kapatıyorum, uygula diyorum. Tamamdır. Hani şu mesela, taşıdığınızda mesela hani bu özelliği kapattık mesela, animasyonlu bir şekilde açılmıyor. Hızlı bir şekilde açılıyor. Bu yani. Bunu taşıdığınızda animasyonlu değil, şeffaf bir şekilde taşıyor. Bu da ekran çözünürlüğü vesaire rahatlatmış oluyor. Ve hani ekranınızda yenilemeyi vesaire azaltıyor. Bunu yaptıktan sonra kapatıyorsunuz. Tamam diyorsunuz, uygula diyorsunuz. Daha sonra ikinci aşamaya geçelim. Alt tarafta bulunan sekmeler kısmına imlece getirip diyor. Görüntüsünü açın ve diğer ayarlar. Şimdi burada ne yapmışız? Şunu göstereyim. Şöyle, masaüstü kısmı var ya. Veya CTRL ile alt DLT yapıyorsunuz ya. Görev yönetisine geleceksiniz. Görev yönetisine basıyorsunuz, geliyor. Şimdi buradan başlangıç kısmına geçiyorsunuz. Şimdi burası arkadaşlar sizin bilgisayarınızı başlattığınız zaman hani açılan, otomatikman açılan programlar. Burada hani Windows işte güvenliği vesaire olsun, bunu kapatmıyorsunuz kesinlikle. İşte Windows Security Notification bilmem ne, bildirim falan filan. Burada diğer kullandığınız işte misal ben neyi kullanıyorum? İşte Valorant'ın şeyini, Vanguard şeyini kullanıyorum. Mesela Skype vesaire var, Spotify. Ama ben bunları devre dışı bırakmışım gördüm. Nasıl yapıyorsunuz? Ben mesela ilk videoda gösterdim. Memreduce videosu açık olacak tabii ki de. O işinize yarayan bir performans arttırma için kullanılan bir program olduğu için onu devre dışı bırakmıyorsunuz. Burada misal ben diyelim ki ben bunu devre dışı bırakacağım. Sağ tıklık yapıyorsunuz. Devre dışı bırak diyorsunuz. Devre dışı bırakıyor. Burada sağ tıklık yapıp etkinleştirebilirsiniz tekrardan. Herhangi bir zararı yok. Bilgisayar açılırken açılmasını istemediğiniz ve işinize yaramayan programları kapatabiliyorsunuz. Onu da yaptıktan sonra 3. aşamamıza geçelim. Bu videomuz biraz kısa sürebilir arkadaşlar. 3. aşamamızda arkadaşlar gereksiz dosyaları silin. Başlat menüsüne dilerseniz çalıştır yazın. Dilerseniz sağ klik yapın üstüne. Çalıştır açın burada gördüğünüz gibi. Dilerseniz de Windows tuşu dediğimiz hani Windows'un ikonu var ya. Klavyede öyle bir tuş var. Alt tuşu veya alt tuşunun yanında veya solunda olması lazım. CTRL yani sol alt tarafta olan klavyede bulunan CTRL'lerin oradaki Windows tuşuna basacaksınız. Ona basılı tutup arkadaşlar R harfine basıyorsunuz. Bakın R harf. Reyhan'ın R'si, ona basıyorsunuz. Bastıktan sonra zaten çalıştır açılıyor. Veya şuradan sağ tık yapın çalıştır açıyor. İlk başta şuraya temp yazıyorsunuz. Bakın temp yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Burası ön belleğe alınan, hani bir telefonunuzda vesaire ön bellek olur ya arkadaşlar. Bir uygulamaya başlar ön belleğini siliyorsunuz. İşte bu göstereceğim dosyalarda yani bilgisayarın ön belleği aslında, bu dosyaları sileceğiz. Buraya geliyorsunuz, hepsini seçiyorsunuz.
Veya şu şekilde yapıyorsunuz. CTRL, bak bunlar kısa yol tuşları arkadaşlar. CTRL A'ya basıyorsunuz. Hepsini seçiyor arkadaşlar. Buradan da CTRL'ün üstünde bulunan shift var ya. Shift'e basılı tutun. Delete'ye basın. Direkt geri dönüşüm kutusuna göndermeden biz bunları sildik. Bunu tamam diyor. Tekrardan çalıştırı açıyorsunuz. Daha sonra %temp yazıyorsunuz. Bakın %temp. Yüzde yazıyor. Enter'a tıklıyorsunuz veya tamama tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada dosyalar var. Yine aynı şekil CTRL'ye basılı tıklıyorsunuz. A'ya bir kere tıklıyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Daha sonra Shift'e basılı tıklıyorsunuz. CTRL'ün üstündeki Shift. Delete'ye basıyorsunuz. Burayı kalıcı olarak silmek istediğinizde emin geri dönüşüme göndermeden direkt siliyor. Şimdi buraya gelelim. Şimdi bu dosya kullanılıyor diyorsa bu dosya sistemin kendi dosyası olabilir. Burada şimdi sistem dosyalarında ön belleği vesaire var arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Bunları zaten sistem bize izin vermez arkadaşlar. Sildirmez yani. Hani bu dosyayı ben silmeye zorlasam imkansız silemem. Çünkü sistemim çalışıyor. Hani sistemde çalışması gereken bir program. Belki masaüstünün alt tarafı olabilir. İşte bilmem dosyaya bastığında hani o işte şey olur. Hani yo, hani dosyanın açılma yolunu vesaire olsun. Onları kapatmam imkansız. Hani bilgisayarı kapatırsam zaten bunlar otomatik olarak gidiyor aslında. Fakat bunların çalışması gerekiyor. Bu silinmedi diyelim, böyle bir hatayla karşılaştınız. Herhangi bir hani mesela benim temp dosyası da hepsi silindi. Belki sizde silinmeyecek. Onun için bu ekran geldiği zaman bunu tüm geçerli öğeler için yap diyorsunuz. Yeniden dene deseniz de zaten yapmaz, silmez. Tekrardan aynı yeri işaretliyorsunuz. Atlaya tıklıyorsunuz. Diğer geri kalan hepsini siliyor. Silinmeyenleri burada bırakıyor. Tekrardan çalıştırı menüsüne geliyorsunuz. Buradan File Patch yazıyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Sitede zaten şey yaptım hani verdim onları prepatch diye, temp diye. Şöyle içerisinde hani kesme işaretinin içerisinde alıyorsunuz. Daha sonra tamam diyorsunuz. Burada siz de ilk başta bir tane şey verebilir. Hani devam et vesaire şey gelebilir. Ona devam et'e tıklıyorsunuz. Burası zaten önemli bir yer. Burası sizde kesin büyük ihtimalle çok dolu olacak. Ben daha önce sildiğim için gitmiş hani. Buraya da tekrardan çok dosya olduğu için Ctrl+A diyorsunuz veya şöyle seçip de seçiyorsunuz. Shift Delete ediyorsunuz. Evet diyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben de sildim burayı da. Hani dediğim gibi bu hatayı verirse aynı şekilde yapıyorsunuz. Videomuza bakalım. Zaten videomuzu da yavaştan sonlandıracağız. Burayı da sildikten sonra işlemimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Bu videoda da bilgisayar hızlandırmanın ikinci yönteminde 3 aşamayı sizlere gösterdim. Herhangi bir dosya silmedik, herhangi bir zararlı yazılım yüklemedik vesaire. Onu da söyleyeyim şimdiden. Bilgisayar hızlandırma 1 için de bunları söylüyorum. Hani genel olarak bu seriyle alakalı bir şey söyleyeceğim sizlere ayrıca. Ben eğer bir program vermişsem vesaire, hani o programı farklı yerden indirip de lütfen hani gelip de demeyin hani bilgisayarıma ne yaptım vesaire. Ben burada zaten hani bilgisayar hızlandırmada verdim program. Hani bu programla alakalı farklı bir siteye atarsanız hani linke tıklayıp da farklı bir yere gidersiniz arkadaşlar. Bu benim sorumluluğumda değil. Ben zaten videoda gösterdim nasıl gideceğinizi. Burada zaten aşamaları bakın açıklamalı bir şekilde yapmışım. Nereden nereye girmeniz gerektiğini. Videoda kısa olarak hani hızlı bir şekilde girmenizi ben sadece gösterdim. Video açıklamasını da yaptım. Burada hani farklı bir yere gidip de farklı bir işlemle oynarsanız bilgisayarınızda herhangi bir sorun oluşursa veya ciddi derecede işte bir şey olursa hani bilgisayarınızda bir hatayla vesaire karşılaşırsanız bu benim sorumluluğum altında değildir arkadaşlar. Bunu da buradan dikkat çekeyim yani bu seri hakkında. Çünkü hani biliyorum hani hatayla karşılaşan olacak. Hani hatayla karşılaştığınız zaman tamam hani video altına veya altına yorum bırakın hani yani çözülmesi gereken bir hatayı siz zaten çözeriz. Hani eğer benim yaptığım aşamalardan farklı bir şeyle oynadıysanız geçmiş olsun diyelim. Hani düzelttirmek için hani düzeltilebiliyorsa düzeltiriz, düzeltilemiyorsa zaten onu tamirciye götürmenizi veya garantiye yollamanızı tavsiye ediyorum. Bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. İlk videoyu izlemediyseniz arkadaşlar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ciddi derecede yani bir performans artışı istiyorsanız bilgisayarınızda hepsini uygulamanız gerekiyor. Bunlar zaten hani %15, %20'lik bir kısmını kapsıyor arkadaşlar bu seri. Hani belki 10 tane, 15 tane, 20 tane bile video çıkabilir öyle söyleyeyim. Her yöntemde 3 aşama paylaşıyorum. Sitemizi de ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki videolardan anında haberdar olasınız. Takıldığınız yerleri dilerseniz videonun altına yorumlara yazın. Ama ilgili videoya yazın lütfen. Çünkü hepsine cevap vereceğim.
Dilerseniz de siteden gelip şu alt taraftan şöyle e-mailinizi doldurarak giriş yapıp, hani giriş yapmıyoruz da pardon. Hani yorum yapabilirsiniz, öyle söyleyeyim. İsminizi yazın, e-mailinizi yazın. Sorununuzu buraya yazın. Açıklamalı bir şekilde. Hani ben şunu şunu yaptım da şöyle bir hatayla karşılaştım şeklinde yazarsanız size daha çok hani yardımcı olmuş olacağız. Hani sorunla alakalı yardımcı olmuş olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu da kapatamıyoruz. Ama görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.